Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bir mübarek Ramazan ayı daha geride kalırken Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Aykut Pekmez mesajında Ramazan Bayramı'na denk gelen Babalar Günü'nde babaları da unutmadı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez mesajında bayramlar dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı huzur ikliminde geçirilen günlerdir. Bu günler birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygı kültürüyle yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Dargınlık ve ihtilafları giderir, çocuklarımızın manevi havayı idrak etmelerini sağlar. Milli gelenek ve örflerimizin bütün güzellikleriyle yaşandığı bayram günleri, kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevgi ve muhabbet hislerinin paylaşıldığı müstesna zamanlardır. Yüce milletimizin ruh kökünde var olan bütün güzel meziyetlerin genç nesillere yaşatılarak öğretildiği anlamlı günlerdir. Her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan Babalar Günü'nü bu yıl Ramazan Bayramı ile birlikte kutluyoruz. Yaşamın her anında varlığıyla evlatlarının desteği, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı olan babalar, aile kurumunun temel direğidir. Ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalarımız, çocuklarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti alın terleriyle birleştirerek göstermektedirler. Bu duygularla aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, onların kıymetli aileleri ve evlatları başta olmak üzere tüm Aksaraylıların Ramazan Bayramı'nı ve Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluk vesilesi olmasını temenni ediyorum, dedi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ramazan Bayramı kutlama mesajında birlik beraberlik içerisinde sağlıklı, huzurlu bir bayram diledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yazılı yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında toplumumuza huzur, sofralarımıza bereket getiren dayanışma ve hoşgörü ortamıyla bir Ramazan ayını daha geride bırakmış olmanın, mübarek Ramazan ayının ardından bayrama erişmiş olmanın memnuniyetini ve heyecanını yaşadığını belirterek, asırlardır bizi birbirimize bağlayan, aramızdaki kardeşlik ve dayanışma duygusunu pekiştiren Ramazan Bayramı'nın bizim kültürümüzde önemli bir yeri vardır. Çünkü bayramlar, varlık sahiplerinin ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği, hayırseverlerin yetimleri sevindirdiği bir gündür. Bu duygu ve düşüncelerle bayram vesilesiyle aile büyüklerinin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği, yoksulların, kimsesizlerin hatırlanıp, küskünlerin ve kırgınların barıştığı, sevgi ve dostlukla, birlik beraberlik içerisinde huzurla geçireceğimiz bir bayram dileğiyle tüm Müslüman aleminin ve hemşerilerimin bayramını kutluyorum ifadelerine yer verdi. 11 ayın sultanı Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla yaşandı. Aksaray'da Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı dönemiyle başlayan ve geleneksel hale getirilen mahalle iftarlarında yaklaşık 100 bin kişi hep birlikte aynı sofra etrafında toplandı, oruç açtı. Ayın Sultanı Ramazan her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla yaşandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı dönemiyle başlayan geleneksel mahalle iftarları programında binlerce kişi aynı sofrada buluştu, iftarını açtı. Aksaray Belediyesi tarafından farklı mahallelerde düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarında çözüm odaklı hizmet prensibiyle beyaz masa biriminde görevli ekipler halktan gelen talepleri topladı, vatandaşların isteklerini ilgili birimlere iletmek üzere kayıt altına aldı. Şunu söylemek istiyorum, 4. senemdeyim ve 4 senedir de Ramazan aylarında hep böyle sizlerle beraber iftarını yapıyorum. Ve benim hayatımdaki yaşadığım en güzel mutluluğu da hep bu iftar sofralarında gerçekleştiriyorum.
Bu iftar sofrasının bereketi, huzuru, mutluluğu o kadar güzel ki Rabbim inşallah Ramazan ayından sonra da bu huzuru, mutluluğu bize daim kılsın. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Ramazan ayı boyunca her akşam iftarını mahalle iftarlarıyla birlikte verdiği iftar davetlerinde vatandaşlarla birlikte açtı. Aksaray Belediyesi tarafından kurulan gönül sofralarında 7'den 70'e herkes aynı sofranın etrafında toplandı. Mübarek Kadir gecesinde gelenek yine bozulmadı. 8000 kişinin üzerinde vatandaş Somuncu Baba Camii avlusunda kurulan dev iftar sofrasında buluştu. Çorbasından ana yemeğine, pilavından tatlısına kadar her gün hijyenik şartlarda hazırlanmış 4 çeşit yemekle vatandaşları ağırlayan Aksaray Belediyesi eski Ramazanları vatandaşlarına doyasıya yaşattı. Ramazan ayı boyunca 30 mahallede kurulan gönül sofralarında kimi zaman birkaç mahalle birlikte ağırlandı. Geleneksel mahalle iftarlarında bu Ramazan yaklaşık 100 bin kişi aynı sofra etrafında toplandı. Bu Ramazan'da Aksaraylılar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ev sahipliğinde düzenlenen mahalle iftarları programı kapsamında 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Aksaray'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte iftar açtı. Aksaray hep birlikte oruç açmanın, bereketi ve huzuru paylaşmanın mutluluğunu aynı sofra etrafında dualar ve edilen sohbetlerle doyasıya çıkardı. Ramazan sokağı, mahalle iftarları, verilen iftar davetleri derken Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bu Ramazan'da da orucunu her akşam vatandaşlarla birlikte açtı. Aksaray Belediyesi, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı dönemiyle başlayan vatandaşların mübarek Ramazan ayının manevi atmosferini ve eski Ramazanların kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla geleneksel hale getirdiği mahalle iftarlarında 30 farklı noktada kurulan iftar sofralarında 4 çeşit yemekle yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Ramazan ayı boyunca mahalle iftarlarıyla birlikte toplumun farklı kesimlerine verdiği iftar davetlerinde orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeryüzünün Ramazan bereketiyle şenlendiği günlerde yine yetim ve öksüzleri unutmadı. 5 yıldır Ramazan ayının 15. gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü'nde çeşitli etkinliklerle yetimleri sevindirdi. Yetim çocuklar Dünya Yetimler Günü'nde aileleriyle birlikte Luna Park'ta eğlendi. Akşam onurlarına verilen iftar yemeğinde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve il protokolü üyeleriyle birlikte iftar yaptı. Devlet koruması altındaki sevgi evlerinde kalan yetim çocuklar da iftar davetlerinde sevgiyle kucaklandı. Şehit aileleri Gazi ve Gazi yakınları da bu yıl Ramazan ayı iftar davetleri programı kapsamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın onur konuğu oldular. Şehit aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanları Hüseyin Koçak, Mustafa Dağ başta olmak üzere şehit aileleri Gazi ve Gazi yakınları iftar programında müjdelerle ağırlandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehit aileleri Gazi ve Gazi yakınları için koordinasyon merkezi projesiyle vefa örneği göstererek bir kez daha gönülleri fethetti. Yeni yapacağımız yerin ismini de şehitlerimiz ve gazilerimiz için özel olarak yaptığımızdan dolayı şehit ve gaziler koordinasyon merkezi olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sanayi esnafları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve daha birçok kesime iftar daveti verdi. Aksaray Belediyesi çalışanlarını unutmadı. Taşeron işçi yasasıyla kadroya geçen işçilerle iftar açtı. Kadro sürecinin hayırlı olmasını dileyerek işçileri promosyon ikramiyesi protokolüyle sevindirdi. Size aslında biz müjde vermek için çağırdık. Bu müjdeyi de... Şimdi biliyorsunuz bankalarla yaptığımız görüşmeler vardı. Ve biz bu görüşmelerde dedik ki promosyon istiyoruz. Ve işçilerimizin kesesine girsin bu yapılan promosyonlar. Başka yere gitmesin.
Şimdi sizlerin her birinizin hesabına 970 lira para giriyor. Başkan Yazgı gece yarısı misafirleriyle birlikte Aksaray Belediyesi itfaiye personel için düzenlediği sahur programında oruca niyetlendi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ramazan ayı boyunca vatandaşların Ramazan ayını İslam medeniyeti ışığında örnek bir toplum olarak barış içinde, kardeşçe, huzur ve bereketle birlikte yaşaması konusunda geleneği bozmadı. Başkan Yazgı, kah mahalle iftarlarında, kah iftar davetlerinde kendi deyişiyle gönül sofralarında dualar eşliğinde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı, kucaklaştı. Geride kalan Ramazan ayında Aksaray Belediyesi ihtiyaç sahibi dar gelirli 4000 aileye sosyal yardım kartı dağıttı. Düzenlenen mahalle iftarlarında beyaz masa birimi dertleri dinledi, sorunları kayıt altına aldı. Yine 30 Ramazan boyunca evde bakım hizmeti birimleri evdeki yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını giderdi. Aksaray Belediyesi ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirilen etkinlikler ve iftar programları dışında nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanında olmak için azami gayret gösteriyor. Aksaray Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bu Ramazan ayında 4000 aileye sosyal yardım kartı dağıttı. Duyguların ve dertlerin paylaşım merkezi, beyaz masa birimi ekipleri gün boyu mesaisini vatandaşları karşılamaya, sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye ayırırken, Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarında vatandaşlardan gelen talep ve istekleri kayıt altına alarak çözüme kavuşması için çalıştı. Aksaray Belediyesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle yürüttüğü evde sağlık ve bakım hizmetleriyle Ramazan ayı boyunca da evde bakım ihtiyacı duyan hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların bakım ve tedavi sürecinde onların yanında olmaya devam etti. Evde bakım ve sağlık hizmetleri birimi ekipleri ilerleyen yaşları veya hastalık nedeniyle bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakım ve ev temizliği gibi ihtiyaçlarını yerine getirdi. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Ramazan Sokağı etkinliklerinde, mahallelerde iftar programlarında ve iftar davetlerinde en güzel ev sahipliği için gece gündüz çalıştı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan program dahilinde Ramazan ayı olmasına rağmen sıcak havada işlerini aksatmadan mahallelerde, cadde ve sokaklarda çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü de Ramazan ayı boyunca görevlerinin başındaydı. Ekipler kent estetiği ve temiz bir Aksaray için çiçek dikimi, ot yolma, sulama ve temizlik çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürdü. Su ve kanalizasyon, zabıta, itfaiye, ulaşım, destek hizmetleri müdürlüğü ve tüm birimler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı önderliğinde her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da halkına ve yaşadığı şehrine en iyi hizmeti sunmak için var gücüyle çalışmalarına devam etti. Aksaray Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi güzelliklerini yaşatmak ve toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel hale getirilen Ramazan Sokağı etkinlikleri sona erdi. Bu yürekte bir sesler var olmayan lan sesler coşan dile gelse tüm şiirler söyler ve bir şarkılar. Aksaray Belediyesi'nin Kültür Park Amfiteyatro'da oluşturduğu ve Ramazan ayı boyunca Aksaray'ın huzuruna katkı sağlayan, Ramazan ayının güzelliklerini çocukları ve sevdikleriyle yaşamak isteyenlerin büyük ilgisiyle her akşam ziyaretçi akınına uğrayan Ramazan Sokağı kapandı. Aksaray Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'nda özellikle çocuklara hitaben yapılan etkinlikler aileler tarafından yoğun ilgi gördü. Ramazan ayı boyunca her gün iftar sonrası düzenlenen etkinliklerde sahnede gerçekleştirilen renkli gösterileri ilgiyle izleyen çocuklar yarışmalara katıldı, sürpriz hediyeler kazandı. Çocuklar için düzenlenen Ramazan Sokağı etkinliklerinde eğlenceli oyunlar, sahne gösterileri, Hacivat ve Karagöz gibi renkli etkinlikler ve çeşitli yarışmalar yer aldı.
Ramazan sokağını en anlamlı kılan yarışma ise çocuklar ve dua yarışması oldu. Evet, Arife'yi alkışlayalım ve hediyesini verelim. Aksaray Belediyesi'nin kendileri için hazırladığı sürpriz hediyeler ve sınırsız pamuk şekeri ve bardakta mısır ikramlarıyla çocuklar çok güzel hatırlayabilecekleri bir Ramazan ayını doyasıya yaşadı. Ramazan sokağında ilahi esintileri yükseldi. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında en sevilen ilahi ve ezgi sanatçıları Hasan Dursun, Abdurrahman Önül ve Abdullah Beyhan sahne aldı. Birbirinden güzel ilahileri Aksaraylılar için seslendirdi. Kazakistan, Orta Asya Türk dünyasının en gelişmiş müzik topluluklarından bir tanesi olan Turmagambet Halk Çalgıları Orkestrası unutulmaz bir konser verdi. Konserde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Ortak kültürümüzü yansıtan eserler hep bir ağızdan söylendi. Kardeş ülkeden gelen misafirler en güzel şekilde ağırlandı. Bu yılda Aksaray Belediyesi Ramazan Sokağı'nda insanlar bir yandan eğlendi, bir yandan manevi hazza ulaştı. Aksaray Belediyesi'nin Ramazan ayının geleneksel kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için geleneksel olarak düzenlediği Ramazan Sokağı etkinliklerine bu yılda katılım yoğun oldu. Her yıl Haziran ayının 3. pazarında kutlanan Babalar Günü bu yıl Ramazan Bayramı'na denk geliyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, babaları unutmayarak yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Yazgı mesajında, varlığımızın temeli olan babaların ailesi için her türlü fedakarlığa ve zorluğa göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan kişiler olduğunu belirtti. Başkan Yazgı mesajında ailenin temel direği olan babalar toplumumuzda her zaman saygın bir yere sahiptir. Çünkü babalar gelenek ve göreneklerimizin gelecek nesillere aktarılmasında, aile değerlerinin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk aşılanmasında aile içinde önemli bir rol oynamaktadır. Bizlerin bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babalarımızın bizim varlığımızın temelini oluşturmaktadır. O yüzdendir ki ailesinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum ifadelerini kullandı. Aksaray'da bir Ramazan ayı daha böylesine birlik ve beraberlik içerisinde geldi geçti. Sevgili seyirciler, huzurlarınızdan ayrılmadan önce Aksaray Belediyesi ailesi olarak öncelikle siz sevgili seyircilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Aksaray Ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın, iyi tatiller. Müzik